Arkadaşlar herkese selam. Bugün çok güzel değişik bir video çekeceğiz. Bugün iki bisikletimizi de getirdik. Elektriklileri de getirdik. Manuelleri de getirdik. Bir tane bizim Laguna Beach'te parkurumuz var biliyorsunuz. Lynx diye. Daha önce bir sürü video çekmiştik. Şimdi burada şöyle bir deneme yapacağız. Önce normal bisikletlerle ineceğiz. Süre tutacağız. Buradan tam burası parkurun başlangıcı. Buradan başlayacağız. Süre tutacağız. Aşağı ne kadar zamanda ineceğiz? Daha sonra manuelleri bırakacağız arabaya. Elektriklileri alacağız. Aynı parkurdan yine süre tutacağız. Hangisiyle daha hızlı indiğimizi belirleyeceğiz. Güzel bir test olacak. Biz de merak ediyoruz gerçekten. Tabii ki yokuş tırmanışlarında konuşmanın anlamı yok. Elektriklinin üstünlüğünü tartışmanın anlamı yok. Ama bir de şimdi downhill inişlerde, hızlı kayalık inişlerde bisikletlerin verdiği tepki ve bizim hızlanma sürelerimizi göreceksiniz. Biz de merak ediyoruz. Bakalım videonun sonunda ne çıkacak. Şu anda normal bisikletlerimizle başlıyoruz. Aşağıda tekrar göreceğiz. Evet arkadaşlar, ilk turumuzu normal bisikletlerimizle başladık. Mümkün olduğunca fren yapmadan çıkmaya çalışacağız. Daha sonra da elektrikli deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Thank you.
Evet arkadaşlar, normal bisikletleri bıraktık. Şimdi elektriklileri aldık. Tekrar aynı yere, parkurun başına gidiyoruz. Şimdi tabii biz şu anda karşılaştıramıyoruz, rakamları bilmiyoruz ama şimdi bundan sonra bakalım belli olacak. Hangisi daha hızlı? Turdan sonra zaten ikisiyle de ilgili, farklarla ilgili açıklamaları yaparız. Şimdi elektrikleri aldık. Aynı parkurdan tekrar başlayacağız. Aşağıda kıyaslayacağız neyin ne olduğunu. Tekrar videonun sonunda görüşürüz. İyi seyirler. Arkadaşlar sizin de videoda gördüğünüz gibi elektrikli bisiklet ile olan iniş yaklaşık bir saniye daha önce gerçekleşti. Aslında biz daha önce yaptığımız testlerde bu iki bisikletin de aynı sürelerde yol aldığını fark etmiştik. Fakat bu testteki bir saniyelik farkın ısınmak ile alakalı olduğunu düşünüyoruz. Yani ilk tur sabahın ilk saatlerinde normal bisikletler ile yapıldı. Daha sonraki turumuz elektrikli bisikletler ile yapıldı. Bu yüzden ikinci turda vücudumuz daha ısınmıştı ve parkura daha alışmıştı. Biz bu bir saniyelik farkın bundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Ama yine de günümüz profesyonel elektrikli dağ bisikletlerinin başarısını görmezden gelmemeliyiz. Elektrikli profesyonel dağ bisikletleri her ne kadar normal bisikletlerden %40 daha ağır da bile olsa hızlarında hiçbir fark olmuyor. Artı buna ek olarak tırmanışlarda da çok ciddi bir fark sağlıyor normal bisikletlere göre. Önümüzdeki senelerde biz bu farkın çok daha açılacağını, elektrikli dağ bisikletlerinin normal bisikletlerle aynı kilolarda olacağını görebiliyoruz. Zaten bir takım bununla ilgili geliştirilmiş firmalar, markalar var. Önümüzdeki senelerde oyun tamamen değişecek kurallar. Ve elektrikli bisikletlerde normal bisikletlerle aynı kiloya geldiğinde eminim ki elektrikli bisiklet kullanımı çok daha yaygın olacak.
Bugünkü videomuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.